Öncelikle tüm hukukçular için, tüm seçmen için, yurttaş için bütün seçimler çok önemli, çok değerli. O açıdan seçimlerin birini birinden ayırmıyoruz elbette ama şu an öyle bir noktaya geldik ki seçimin kendisinden ziyade bizim geldiğimiz nokta önem arz ediyor aslında. Biraz önce söylediniz. Evet, seçim güvenliğinde çalışan meslektaşlarımız, gazeteciler, sizin meslektaşlarınız, herkes bu alanda çalışmakla bile dahi haksız gözaltılara, tutuklamalara muhatap kalıyorlar, bunun mağduru oluyorlar. İşte şu an öyle bir yerdeyiz. O yüzden bu seçim çok önemli. Çünkü kimsenin adalete güveni kalmadı bu ülkede. Seçimlerle mi ilgili? Evet, hukukçulara niye ihtiyaç var? Bu ülkede seçimler başladıktan sonra, yani bir seçimi kural bütünüyle düşündüğünüzde bir oyun olarak düşün. Oyun başladıktan sonra oyunun kuralları değişiyor bu ülkede. Bunu hepimiz daha önceki seçimlerde yaşadık, gördük. İşte mühürsüz oylar geçerli olabilir diye seçimin başladıktan sonra karar alabiliyor Yüksek Seçim Kurulu ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına ne kadar güvenebiliyoruz? Orası tartışmalı konular zaten. O yüzden bu seçimlerin hukukçular açısından koruması gereken bir değer olarak, bir hukuk değeri olarak çok büyük bir önemi var. O yüzden artık biz bağımsız yargı istiyoruz. Hukukun toplumda güven vermesini istiyoruz. Adalet istiyoruz. Yani hak, hukuk, adalet sözlerimizde kalmasın istiyoruz artık. O yüzden çok ihtiyacımız var bu seçimin güvenli bir şekilde geçmesine. Biz Haziran, 2022'nin Haziran ayından itibaren öncelikle seçim güvenliği eğitimlerini başlattık. Bir seçim güvenliği ve koordinasyon masası oluşturduk. Bununla birlikte o tarihten itibaren eğitimlerimize durmadan devam ettik. Şu an İzmir'de 18 grup eğitim gerçekleştirdik. Yani biz her okula bir avukat diyoruz ve bunun için çalışmalarımıza çok uzun süre önce başladık. Her okula bir avukatı sağlayacağız. Meslektaşlarımız görev almaya hazırlar. Şu an bunun çalışmaları devam ediyor. Eğitimlerimiz devam ediyor. Ve eğitimlerimiz sadece İzmir merkezinde değil, ilçelerimizde de eğitimler düzenledik. İlçelerimizdeki eğitimleri de sürdürüyoruz hala. Bununla birlikte başka barolarımız, İzmir dışındaki şehirlerimizdeki barolarımızla da eğitimler gerçekleştirdik. Şu ana kadar Muğla, Tekirdağ, Çanakkale Barosu'yla işbirliği içinde eğitimler yaptık. Sırada Isparta ve Aydın Barosu var. Bununla birlikte deprem bölgesine ekstra önem arz ettiği için, çünkü seçim güvenliğinin en çok tehlikede olduğunu düşündüğümüz, herkesi endişelendiren yer deprem bölgesi. Bunun için deprem bölgesinde de online eğitimler düzenledik. Birçok meslektaşımız katıldı deprem bölgesinden. Orası için de çalışmalarımız sürüyor. Açıkçası sadece yani eğitimlerle geçmiyor çalışmalarımız. Eğitimler dışında bir koordinasyon oluşturuyoruz. Bu koordinasyonda ilçelerde mobil ekipler oluşturuyoruz. Bu mobil ekiplerimiz meslektaşlardan oluşan mobil ekipler. Bunlar bir sorunla karşılaştığında okulda avukatın, bir avukat diyoruz ya bir okulda bir avukat diye. Ama bir avukatla çözülemeyecek durumlar olabiliyor. O zaman mobil ekiplerimiz avukatımıza destek olmak için sahada olacak. Ama bu sadece mobil ekiplerle değil. Kriz masamız o gün sabah 5.30'dan akşam artık seçim ertesi güne kadar, ne zaman ne kadar sürüyorsa o süre boyunca hazır bir şekilde kriz masamız destek verecek. Telefon numaralarımızı paylaşacağız daha sonra. Hem seçmenler arayabilecek hem avukatlarımız için ayrı telefon numaralarımız olacak. Bu da demek oluyor ki seçmen okula adımını attığı anda güvende hissedecek kendini. Neden? Orada bir avukat var. Avukata ulaşabilecek. Bir sorunla karşılaştığında arayacağı bir telefon var. İzmir Barosu yanında. O yüzden tüm seçmenlere şunu söyleyebilirim ki yurttaşlarımıza güvenerek oyunuzu kullanabilirsiniz. Hukuka güvenerek. Oyunuzun, kendi iradenizin sandığa yansıdığına güvenerek oyunuzu kullanabilirsiniz. Biz bu yola çıkarken şunu söyledik. Yurttaşın oyuna sahip olmak için avukatlar göreve dedik ve bu adımla da ilerliyoruz. O yüzden herkes oyunu rahatlıkla kullanabilir. Yani sosyal medyaya delil niteliğini tartışırız ama eğer kesin bir delil varsa ortada, o anlamda söylüyorum. Seçim suçu hala geçerli.